eş genel başkanım, dostum, kardeşim, yoldaşım Selahattin Demirtaş cezaevine girdiği 3 günden bugüne değil. Aslında insan hakları mücadelesine başladığı günden bugüne değil, legal, demokratik siyasette onurlu barış bayrağını, özgürlük bayrağını sırtladığı günden bugüne değil, hem topluma şu mesajı verdi. Cesaret bulaşıcıdır. Cesaret bulaşıcıdır. Size hakkınızı helal edin bana. Bugün Türkiye'de eğer Ankara'dan İstanbul'a yürümüyorsa bu Selahattin Demirtaş'ın bulaştırdığı cesaretin sonucudur. Aşk olsun sana genel başkanım, aşk olsun sana. Aşk olsun sana ki orada bile ön açıyorsun, yol açıyorsun. Kardeşlerim, adalet bugün. Adalet için yürüyenler. Açık söylüyorum, dün adalet için yürüyenler ve yarın birlikte yürüyecek olanlar. Adalet, eşitlik ve özgürlük olmazsa olmazımızdır. Adalet olmazsa maya olmaz, maya. Maya olmazsa ekmek olmaz, ekmek. Ne diyor? Ne diyor Cumhurbaşkanı? Daha doğrusu ne diyor AKP Genel Başkanı? Yarın öbür gün ey yürüyenler sizi de çağırabilirler diyor. Bizi 1 milyon kere de çağırsalar biz adalet demeye, özgürlük demeye, eşitlik demeye, faşizme ve diktatörlüğe hayır demeye devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin bir şüphesi, bir kaygısı olmasın. Hayatın her alanında ve herkes için adalet. Demin çok kıymetli Adıyaman milletvekilim, doktorum Behçet Yıldırım Bey'in ifade etmiş olduğu, doktorun ifade etmiş olduğu Cecevi. Bu coğrafya inançlarıyla zengin bir coğrafyadır. Mezhepleriyle zengin bir coğrafyadır. Dinleriyle, dilleriyle, kültürleriyle zengin bir coğrafyadır. Ve bu coğrafya, bu zenginliğini soğudurmaya kalkmak başlı başına bir zulümdür, bir adaletsizliktir. Düşünün. Düşünün. Bir tek renkli bir gül bahçesi mi? Rengarenk, kes kusuru zer, ala gevher, nişana zafer, bir gül bahçesi mi? Elbette ki rengarenk bir gül bahçesi. O gül bahçesinin içerisinde Alevilerin inancını yok sayarsanız, gülleri soldurursunuz. Kürt'ün dilini yasaklarsanız, gülleri soldurursunuz. Tıpkı geçmişte Ermenileri, Süryanileri, Ezidi Kürt kardeşlerimizi soldurdukları gibi, şimdi de bunları soldurmaya çalışıyorlar. İşte bizim itiraz noktamız budur. Biz buna hayır diyoruz. Mutlak surette her inanç kendi kökü, kendi gerekleri üzerine yeşertmelidir. Yeşertmelidir bize düşen, buna bir damla su dökmek olmalıdır. Eğer bu gül bahçesini şimdi bizden gözyaşlarımızla sulamamızı dayatıyorlarsa biz emin olma o gül bahçesini soldurmamak için gözyaşıyla yeşertmeye hazırız. Zindanla yeşertmeye hazırız. Bedel ödeyerek yeşertmeye hazırız. Bugün Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün parlamenterlerimiz, bütün milletvekillerimiz eğer cezaevindeyse o gül bahçesi solmasın diyedir. Bir daha bu coğrafyada Kerbelalar yaşanmasın diyedir. Bir daha bu coğrafyada özgürlükler, hak, adalet ve eşitlik bir 100 yıl daha ötelenmesin, ertelenmesin diyedir.
inşa ettim Diyarbakır'da. Savcı Bey, Savcı Efendi, o bağımsız ve tarafsız olan yargı ha. Aman aklınıza bir şey gelmesin. Tarafsız ve bağımsız olan yargı, laikliği ihlal ettiğim gerekçesiyle hakkımda bir fezlekâştır. Ne yapmışım? Laikliği ihlal etmişim. Vay kadir malat ava. Vay kadir malat ava. Bunların başına taş mı düştü? Bunların başına ne düştü de laiklik akıllarına geldi? Oysa bütün canlara ve anlı şehre girmiş bütün kardeşlerime iftiharla ifade etmek isterim ki siyasetimin paradigmasının, siyasetimin yani HDP'nin, bugünkü HDP'nin fikriyatının da aslı olan bakış açım gereği cenevini inşa etmekten ve cenevini canlara tahsis etmekten büyük bir onur, büyük bir iftihar ediyorum. Aynı şekilde Ahmet-i Hane Camisi'ni inşa etmiş olmaktan büyük bir gurur, büyük bir onur duyuyorum. Aynı şekilde bundan tamı tamına 100 yıl önce Diyarbakır'da içerisinde piyano rezikatlerinin verilmiş olduğu ve daha sonra yıktırılan ve daha sonra ahıra dönüştürülen Sur Grakos Kilisesi, Orta Doğu'nun en büyük kilisesi. Onu bir kez daha restore ettik, ibadete açtık. Dünyanın dört bin yanından en az 4000-5000 Ermeni kardeşim, hemşerim açılışına gelmişti. Canlar, öyle bir şey düşünün. Cem evinin açılışına medrese seyyidalarım gelmişti. Dedelerimle beraber, papazla beraber kurdeleyi geçmişlerdi. Aynı şekilde Ermeni kilisesinin açılışına hem dedelerim, hem papazlar, hem seyyidalar birlikte kurdeleyi kestiler. İşte laiklik budur. İşte laiklik budur. İşte insan olmak budur. İşte insanı faşizmden ayıran budur. Ne yapmışım? Cennet'i inşa etmişim. Ne istiyorlar? 2 yıl ceza istiyorlar. Bu kadir bu kadir. 2 yıl değil. O 102 yılda olsa ben gene Cennet'i inşa ederim. Gene camiyi inşa ederim. Gene kilise restore ederim. Zalime inat gene yaparım. Ne yapmışım? Ohkaş etmişim. Ohkaş etmişim. Şimdi tabii pirim de burada. Müsaadeniz olursa Sırrı Süreyya Önder vekilinizin sizlere, her birinize ayrı ayrı selamları, hürmetleri, sevgilerini iletmemi istedi. Selam ağırdır biliyorsunuz. Ve bir vebal yükler onu taşıyana. Kendisi şu anda mecliste nöbetçi. Ama aynı zamanda milletvekilliği düşünmek istenen iki vekilimizin de savunma görevini üstlenmiş durumda. Bu itibarla da bu akşamki iftar yemeğinde bizlerle beraber olacaktı. Doğrusu biz onu mecliste nöbetçi bıraktık, görevli bıraktık. İnşallah en kısa zamanda hasret biter, kendisi de gelir. Kendisinin ve vekilimin ev sahipliğinde bir kez daha Adıyaman'ımıza misafir olma imkanına sahip oluruz. Kardeşlerim, çok uzatmayacağım. Bugün Adıyaman'da aslında konuşmamız gereken başka şeyler vardı. Adıyaman'da bizim kalkınmayı, turizmi, Adıyaman'da Nemrut'un dünya miras listesi içerisindeki saygın yerinin daha da fazla nasıl tanıtabiliriz'i konuşmamız gerekiyordu. Ama maalesef böyle bir atmosfer içerisinde bulunuyoruz ki Kafka'nın tek bir tane oteli vardı. O otel de kapanmak durumunda kaldı. Neredeyse turizma tek başına turizm potansiyeliyle
bu coğrafya, bu şehir kendi hidalanındaki pek çok şehri beslemek imkanına sahipken gelin görün ki bu son 3-4 yıllık AKP hükümetinin politikası her ülkeyi içinden çıkılmaz bir girdabın içerisine koydu ama aynı zamanda da en büyük bedeli, en büyük sıkıntıyı Urfa, Adıyaman, Hatay gibi sınır illerimiz yaşadı. Kardeşler, öyle bir şey düşünün ki Suriye Savaşı'nın arka bahçesi haline dönüştürmüşsünüz. Selefi inancının, açık söylüyorum ha, mezhebi çatışmanın merkezi haline dönüştürmüşsünüz. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki Adıyaman'ın bu kimliği, bu şanlı kimliği adeta fundamentalist akımların, cihadist fundamentalist akımların neredeyse militan yetiştiren şehri imajını vermeye çalışıyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz buna izin vermeyeceğiz. Adıyaman tıpkı adı gibi inancıyla, farklılığıyla, çeşitliliğiyle dünyaya ışık saçan merkezlerden bir tanesi olacak. Ne ülkeyi ne de Adıyaman'ı. Bunun neredeyse ortaçağ karanlığına götürme politikasına asla ve kata izin vermeyeceğiz, rıza göstermeyeceğiz. Adıyaman aydınlıktır. Adıyaman aydınlık olmaya devam edecektir. Adıyaman hem Anadolu'ya hem de Mazlumat Romanya'ya ışık saçmaya, özgürlük ışığı saçmaya, eşitlik ve adalet ışığı saçmaya devam edecektir. Hiçbir karanlık güç ve otorite Adıyaman'ın bu öncü rolünü onun elinden almaya muhtedir olamayacaktır. Hepimizin ortaçağımızıyla. Şimdi öyle bir zihniyet düşünün ki sırf iktidarda kalabilsin diye müzakere masasını devirdi. Tek başına iktidarda kalabilsin diye Suruç patlamasından bugüne değil bütün çatışma politikası, bütün öldürmelerden, ölümlerden iktidar devşiren bir iktidar, bir adalet, bir özgürlük, bir eşitlik yumağı haline dönüşebilir mi? Bu namümkündür. Bugün tek başına iktidarlarsa bunu şiddete, bunu kana, bunu gözyaşına borçlular. Ve bunu sürdürmek adına, bu iktidarı sürdürmek adına her gün bu cinayetlere yenisini ekliyorlar. Yenisini eklemek zorunda hissediyorlar kendilerini. Kardeşler, öyle bir noktaya geldi ki artık bu coğrafya, bu toplum zulme doydu. Artık zulme doydu. Artık onlara oy verenler, onlara destek olanlar da onların nasıl bir zulüm yumağı içerisinde olduklarının çok açık farkına varan insanlarla. Bakın, bütün devlet olanakları ellerindeyken referandumun sonucu ibretlik ya ibretlikmiş. Bütün devlet olanaklarına rağmen hayır ancak hileyle %50'nin altına düşürebilirler. Ancak hileyle. Bütün televizyon olanakları, bütün televizyon olanakları onların elindeyken ve adeta bir iktidar aygıtı haline dönüşmüşken hakikati yine öldüremediler. Yine hakikatin üstünü örtemediler. Ve bisikletin her pedalını çevirdiğinde sadece ve sadece suçlarına yeni suçlar ekliyorlar. Raka sonun inşallah başlangıçlarından bir tanesi olacaktır. Hani diyorlar ki Kobani düştü düşecek. Bir izni kavata kadar Kobani düşmedi ama onların maskesi düştü. Lev izni kavata kadar Raka düştü düşecek ve IŞİD barbarlığı kaybedecek. Orta Doğu coğrafyasının tümüne eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin kapısı
bir kez daha aralanma imkanına sahip olacak. Bir kez daha aralanmış olacak. Şimdi öyle bir iktidar, öyle bir zihniyet, öyle bir sistem düşünün ki bugün oruçlu olan anneler, kadınlar, dedelerim, seydalarımız açlık ve susuzluğu yaşadık. Saatlerce, sahurdan bu saate kadar açlığı ve susuzluğu tattık. Açlık ve susuzlukla yarabının tükesi, tükesi, bitibin, obırçıbuni, tütermiyenek yarabı. Zoru, zahmet. Tükesi, bitibin, obırçıbuni, terbiyenek yarabı. Ama rızkı veren, rızkı veren haktır. Rızkı veren Allah'tır. Ne yapıyorlar? İnsanları ekmeğiyle, suyuyla terbiye etmeye çalışıyorlar. Ne demek? Bir öğretmeni ihraç ederek, bir sağlık çalışanını ihraç ederek. Eş, eş, iki eş. Sağlık çalışanı, hemşireyi ihraç ediyor. Ev kira, çocuklar okuyor. Bir sabah kalkıyor, artık önümüzdeki ay kirasını ödeyemeyecek pozisyonda. Okulundan çocuğunu geri almak durumunda. Böylesi bir tehdit ağıyla toplumu adeta terbiye etmeye çalışıyor. Peki rızkı veren Allah, sen onun ekmeğini onun elinden alarak, onu o zulmün içerisine koyarak ne yaptığının farkında mısın ey AKP? Ne yaptığının farkında mısın ey AKP Genel Başkanı? Senin yaptığın firavunluktur abi. Şirktir, şirk. Şirktir, günahtır. Ve bu şirk, bu firavunluk bir zulüm. Bu zulüm mutlaka ama mutlaka geri dönecektir. Ha, geri dönecektir. Ne demişler? Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Ve izn-i katafada neza. Nezih. O zulümlerin, o çektirilen acıların mutlaka ama mutlaka geri dönüşü bu manada olacaktır. Neymiş? 150'yi aşkın, 150 bini aşkın insan şu anda ekmeği yerinden alındı. Şu ana kadar bizim yüzümüz en az 50 insan direkt ihraçlardan dolayı hayatına kıydı, canına kıydı. Dayanamadım, kaldıramadım zulmü ve canına kıydı. Aman ha kurban, aman ha hayran, canınıza kıymayın. Aman ha, tam tersine canlar yek olan, birlikte göğüs verelim, dayanışma içerisinde olalım, tıpkı bu akşam olduğu gibi. Bu dayanışma sofrasında bir araya geldiğimiz gibi dayanışma içerisinde olalım. Zira esas can çekişen bu zulmü sizlere reva görenlerdir. Onların iki dirhem canı kalmış. Onların iki dirhem canı. Siz canlar asla umudu, asla umudu küçültmeyin. Ez buvan bir bavariya carekten ve hem yaşlı can sıraltık. Ün hemu bkhiru kashi sesleri mesajlar merahatın hakkı kulme helal bıkın dübüt peşaroş neki zor zahmetli dübüt peşaroş neki tenkı levi isim savata kada fülehli azabi hem para gelemeyi o hümşi mafi gelemeyi her çavakı naha her çavakı naha roşen talu tuş le peşyameyi o emtada dışin le her vaha Envision agahiyen paş. Silah veklisinin Hevler, silah veklisinin Süleymani, silah veklisinin hem bu başarın Kurdu Kurdistan, kuş kubrayı bu, hem jinnah hava bejim piroz be, jinnah hava bkhiru kaşi be, ser khiri be, akubet de serseri Kobani be, akubet de serseri Rojava be, evşi bigici, stajji, ye deryen sülheyvem be, marava hazacar hava be, zor spas. Her hemen starafada sarılır, zor spas.